Göz. Allah her canlıyı ihtiyacı olan en mükemmel göz sistemine sahip olarak yaratmıştır. İnsanlar da karada çok iyi görmelerini sağlayan mükemmel gözlere sahiptir. Ancak suyun altında görüntü çok bulanıktır. Bunun nedeni insan gözünün suyun altında odaklama problemi yaşamasıdır. Bu sorunu çözmek için gözlerimizin etrafında hava tabakası oluşturan sualtı gözlükleri kullanırız. Suyun altında ancak bu gözlükler sayesinde net görebiliriz. Aynı şekilde suyun altında çekim yapabilmek için insanlar çok özel teknolojilere sahip kameralar kullanır. Yunusların gözleri de tıpkı özel kameralar gibi hem suyun altında hem de suyun üzerinde çok net görüntü sağlar. Yunusların gözlerinde özel tasarıma sahip bir çeşit lens vardır. Işığa göre genişleyip daralan bu lens sayesinde yunuslar çok net görürler. Bu yunuslar için önemli bir ihtiyaçtır. Yunuslar suyun üstüne her çıktıklarında etraftaki kuş sürülerinin hareketlerini dikkatle izlerler. Çünkü deniz kuşları bir yerde toplanmışlarsa bu orada bir balık sürüsü olduğu anlamına gelmektedir. Yunuslar da bunu çok iyi bilir. Ve bu sayede kolayca avlanma imkanı bulurlar. Yunusların gözlerinde bulunan bu özel tasarım onları denizin tuzlu sularından da korur. Yunusların gözlerinin bir başka özelliği daha vardır. Her iki göz de aynı anda farklı noktalara odaklanabilir. Bu sayede yunus bir gözüyle ileriye, yüzdüğü yöne doğru bakarken diğer gözüyle etrafı tehlikelere karşı kolaçan eder. Örneğin bir köpek balığı sürüsü. Hatta bir yunus gerektiğinde tek gözünü kapatır ve beyninin bir tarafı uykuya geçer. Sonra diğer gözünü kapatır ve beyninin diğer bölümünü uyutur. Böylece tümüyle uykuya dalmaz ve tehlikelere karşı korunmasız kalmaz. Evrim teorisini savunan çevreler, yeryüzündeki bütün canlıların sahip oldukları kusursuz sistemlerle birlikte tesadüfler sonucunda var olduklarını iddia eder.
Bu durumda yunusların ve sahip oldukları sonar sistemlerinin üstün görme mekanizmalarının da yine tesadüfler sonucunda var olması gerekir. Oysa hiç kimse elektronik bir sonar sisteminin veya bir kameranın tesadüfen oluşabileceğini iddia edemez. Bu durumda normal kameralardan çok daha üstün bir teknolojiye sahip olan yunus gözlerinin veya bir tasarım harikası olan sonar sisteminin tesadüfen var olduğunu iddia etmek çok daha akıl dışıdır. Bir canlının vücuduna bu kadar ileri teknolojiye sahip sistemlerin yerleştirilmiş olması bize açık bir gerçeği göstermektedir. Yunusları Allah yaratmıştır ve sahip oldukları özellikleri onlara Allah vermiştir. Deri. İnsanlar her türlü zor koşula dayanacak deniz taşıtları inşa etmeye çalışır. Ancak suda yol alan her deniz taşıtı güçlü bir engeli daha aşmak zorundadır. Bu engel suyun sürtünme kuvvetidir. Hız ne kadar yükselirse sürtünme kuvvetinin etkisi de o kadar artar. Bu nedenle gemilerin denizaltıların ve teknelerin yapımında hidrodinamik mühendisleri sürtünmeyi en aza indirecek tasarımlar yapar. Deniz taşıtlarının motorlarının ürettiği gücün büyük bir bölümü sürtünme kuvvetini aşmak için harcanır. Yunuslar hızlı yüzmeyi çok sever. Bu hızda yüzen bir deniz taşıtı şüphesiz büyük bir sürtünme kuvvetiyle karşılaşacaktır. Ancak yunuslar için böyle bir problem yoktur. Çünkü yunusları yoktan var eden Allah, İhtiyaçları olan her türlü sistemi de yaratmıştır. Derileri ve vücut yapıları sürtünmeyi en aza indirecek bir tasarıma sahiptir. Şimdi bu mükemmel tasarımı yakından görelim. Hızla yüzmeye başladıkları anda derilerinin üzerinde neredeyse durgun bir su tabakası oluşur. Bu tabakanın adı sürtünme sınır tabakasıdır. Esnek yaratılan derileri türbülans oluştuğu anda dalgalanmaya başlar. Deri, sınır tabakada oluşan türbülansın tam ters yönünde hareket ederek sürtünmeyi engeller. Sonuç, hızlı ve rahat bir yüzüş.
bu tasarım gerçek bir mühendislik harikasıdır. Yunus derisindeki bu tasarımı fark eden Alman denizaltı mühendisleri 4 yıllık bir araştırmadan sonra Yunus derisinin tasarımını taklit ederek aynı özelliğe sahip bir kaplama yapmayı başarmışlardır. Ve bu kaplamanın kullanıldığı denizaltılarda %250'ye varan bir hız artışı elde etmişlerdir. Elbette insanların taklit etmeye çalıştıkları böyle mükemmel bir tasarımın tesadüfen oluşması kesin olarak imkansızdır. Böylesine kusursuz bir sistemi ancak üstün bir akıl var etmiştir. Bu da bize açık bir gerçeği bir kez daha gösterir. Yunusları Allah yaratmıştır. Yunusların tasarım ve mühendislik harikası olan bu özellikleri, Allah'ın canlıları ne kadar muhteşem bir yaratılışla yarattığını gösteren sayısız örnekten yalnızca biridir. Allah'ın yüceliğini ve yaratma sanatını görebilenler için doğadaki her canlı büyük mucizelerle donatılmıştır. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurur: İçten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir göz ve bir zikirdir.